Ve şimdi hep birlikte İsa Mesih'e koca bir alkış verelim. 118. Mezmur 14. ayetten daha önce bahsetmiştim. Bir önceki programımızda bunun üzerinde konuşmaya başlamıştık. Ama bazı noktalara özel olarak dikkatinizi çekmek istiyorum. Tanrı bunları yüreğinize aktarmamı istiyor. Mezmur yazarı burada ne demiş, hep birlikte okuyalım. Mezmurlar 118-14. Rab gücüm ve ezgimdir. O kurtardı beni. Rabbin mezmur yazarının gücü ve ezgisi olmasının sebebi onun Rab'den bunu istemesi ya da Rabbin kendi kendine karar vermesi değildir. Yazar burada Rabbin kurtarışını deneyim ediyor. Son günlerde özellikle vurguladığım nokta bu. Kurtuluşumuz Rabbin işidir. Bu bir insanın hayatında gerçekleşebilecek en önemli şeydir dostlarım. Eğer bu hayatınızda gerçekleşmiyorsa sizin için çok üzülürüm. Çünkü tüm sonsuzluk boyunca acı çekeceksiniz. Bu Rab tarafından gerçekleştirilen bir şeydir ve Rab bunu yüreğinizde zaten yapmaya başlamıştır. Rab İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde, yürekten ve dürüst bir şekilde bunu anlayıp ilan ettiğinizde, Rab Tanrı tüm ruhunuzu baştan yaratır. Hayatınıza gelir ve ruhsal durumunuzu tamamıyla değiştirir. Sizi karanlığın egemenliğinden alıp İsa Mesih'in egemenliğine taşır. Bundan sonra o sizin gücünüz ve ezginiz olacaktır. O yüzden Rab'den Tanrım lütfen benim gücüm ol diye istemeniz gerekli değil. O dar kapıdan geçtiğiniz zaman zor olan kurtuluş yolunu seçip bu yolda yürümeye başladığınız zaman Rab zaten sizin gücünüz ve ezginiz olacaktır. Rab hayatınızın sevinci olacaktır. En ufak bir kaygıya kapılmadan hayatınızı yaşayacaksınız. Rab her zaman ilgilenilmesi gereken her şeyle ilgilenecektir sevgili dostlarım. Bunu sakın unutmayın. Siz Rab'de olduğunuz sürece o da sizinle olacak. 27. mezmurda Kral Davut bunu ifade etmiştir. Rab Tanrı'nın kurtuluşumuz olmasının öneminden bahsetmiştir. Ve şöyle der mezmurlar 27'yi açalım. 1. Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Kimseden korkma. Rab Tanrı kurtuluşunuz olarak hayatınızda bulunmuyorsa şeytan etrafınızdaki birini ya da ters bir durumu hayatınızı tehdit etmek için kullanacaktır. Bu olduğunda titrersiniz. Korkuyla titremeye başlarsınız. Çaresizlik içinde kalırsınız. Nasıl ben bu karanlık güçle mücadele edeceğim, nasıl bu karşımdaki problemle başa çıkabileceğim diye düşüneceksiniz. Ama Rab'i kurtuluşunuz olarak hayatınıza alırsanız Rab ışığınız olur. Kardeşler korkmaya gerek yoktur çünkü o problem sizi asla alt edemeyecektir. Karanlık güçlerin hepsi bir araya gelip şu insanın hayatını tamamen mahvedelim diye karar alsa bile gülüp geçebilirsiniz buna. Kesinlikle kaygılanmanıza gerek yoktur. Rab'be bu şekilde güvenmeye öğrenmeliyiz. Yayınlamış olduğumuz Kenneth Hagin'a ait bir kitap var. İsa'nın adıyla başladık ve bugün 50 kitabın üzerinde yayınımız var. Hagin'in kalbinde tedavi edilemez bir hastalık vardı ve 16 yaşındayken iyileşmişti. O kadar zayıf düşmüştü ki yürüyemiyordu. Ama kutsal yazıları anlamaya başladığında İsa Mesih'in zaten onun tüm zayıflıklarını üstüne yüklendiğini öğrendi. Anlayış her şeyi değiştirir dostlarım. Bir bacağı aşağıda, diğeri yataktayken yatağa tutunup vücudunu hareket ettirmeye çalışıyordu. Gittikçe daha güçlü olmaya ve iyileşmeye başladı. Doktorların çok ömrünün kalmadığını düşündükleri bu genç adam, bir kilise görevlisi onu ziyaret etmek için geldiğinde bile korkuya kapılıyordu. Farklı bir tür sesle konuşmaya başlıyordu. Pek de hoş olmayan, garip bir sesle konuşuyordu. Pastör ona "Çocuğum sabırlı ol. Yakında hepsi geçecek. Rabbin yanında olacaksın." dediğinde çocuk "Hayır ben burada olmak, yaşamak istiyorum. Henüz çok gencim." diyordu. Hagin sonra tamamen iyileşti. Anlattığına göre şeytan bir gün ona gelmiş ve aynı sıkıntıları tekrar çekeceğini anlatmaya başlamış. Onun için hiçbir kurtuluş yolu olmadığını, Rabbin onu asla iyileştirmeyeceğini söyleyip durmuş ama Hagin buna sadece gülerek cevap vermiş. Şeytan "Ne gülüyorsun?" diye sorduğunda "Sana gülüyorum." demiş. Şeytan "Sana doğruyu söylüyorum." dediğinde daha fazla gülmeye başlamış. Bunu her tekrar ettiğinde daha fazla gülmeye başlamış ve demiş ki "Evet, Rab beni iyileştirmeyecek. Çünkü zaten beni çoktan iyileştirdi. Biraz geç kaldın şeytan. Peki siz şeytanın yüzüne böyle kahkaha atma cesareti bulabildiniz mi sevgili dostlarım? Ah Tanrım, şeytan bana bunları ve şunları söylüyor. Şeytan kimdir ki size onları söyleyebilsin? Tek bir temel vardır. O da Rabbin sözüdür. Şeytanın söylediği her şey yalandır. O bir yalancıdır. Yalanların babasıdır.
O halde bunu biz de yapabiliriz ama yalnız Rab'be güveniyorsak yapabiliriz. Hagen 88 yaşındayken Rab'bin yanına gitti. Ben onunla tanıştığımda bundan bir yıl öncesiydi. 87 yaşındaydı. Hala güçlü bir adamdı. O felçli genç adama ne olmuştu? Kalbinde ölümcül bir hastalık olan çocuğa ne olmuştu? Kısa bir süre önce öleceği tespiti konulmuştu ama Rab'bin sözüne tutundu o. Rab'bi insanın hayatına girip onun gücü olduğunda neler yaşandığını Davut anlatıyor. Mezmurlar 27:1. Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam. Ekonominin iyi gidip gitmediği önemli değildir. İnsanların sizi tehdit etmesi ya da alkışlaması önemli değildir. Kardeşler, eğer İsa Mesih hayatınızın gücüyse korkmaya gerek yoktur. Çaresiz hissetmeye gerek yoktur. Kaygılanmaya gerek yoktur. Bana ne olacak diye düşünmeye gerek yoktur. Çünkü Rab sizin için neye karar vermişse o olacaktır. Ben Rab Tanrım ne diyorsa oyum. Bana ne yapmam gerektiğini söylerse onu yapacağım. Sahip olmam gerektiğini söylediği şeylere sahip olacağım. Hepsi bu kadar kardeşler. Bu şekilde hareket ederseniz hayatta başarılı olursunuz. Evet sevgili dostlarım. Şimdi sizler de benimle birlikte 118. mezmuru açın. Mezmur yazarının burada ne söylediğini öğrenmenizi istiyorum. Mezmurlar 118:14. Rab gücüm ve ezgimdir. O kurtardı beni. Rab sadece onun gücü değil, aynı zamanda onun ezgisiydi. Rab onun mutluluk kaynağıydı. Rab onun hayatından tüm üzüntüyü ve kederi silmişti. Bunalımlı hissetmiyordu artık. Hiç kimse beni sevmiyor. Kendime zarar vereceğim, günah işlemeye başlayacağım. Bunları düşünmüyordu. Artık ne istediğimi tam olarak biliyorum. Zafer kazanacağımı biliyorum. İsa Mesih'in adında. Yeşaya'da aynı şey söz konusuydu. Sadece kullanılan ifadeler biraz değişmiştir. Yeşaya 12. bölüm 2. ayeti açın lütfen. Evet sevgili dostlarım. Burada neredeyse Mezmur'da söylenenleri aynen tekrar ediyor. Hep birlikte açalım. Yeşaya 12:2. Tanrı kurtuluşumuzdu. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi. Kardeşler, eğer yüreğiniz üzüntüyle kaplıysa, eğer korkunun etkisi altındaysanız ve yılmış hissediyorsanız, bu Rabbi henüz kurtarıcınız olarak almadığınızı gösterir. Doktor Suarez, evet aynen böyle hissediyorum. Çünkü moral olarak çökmüş olduğum ve çok korkunç bir üzüntü içinde olduğum günler geçiriyorum. Tanrım hayatım nereye gidiyor? Kardeşler, sabah uyanıp Rabbe size verdiği o muhteşem gün için şükredin. İnsanlar kötü haberler getirdikleri zaman onları dinlemeyin, kaygılanmayın. İsa Mesih'in adında onlara karşı koyup etkisizleştirin. Çünkü sizin hayatınızda gerçekleşmekte olan iyi haberler vardır. Rab gücümdür. Rab asla uymaz, asla kestirmez. Ona ihtiyaç duyduğumda her zaman harekete geçmeye ve beni zafere ulaştırmaya hazırdır. O Rab Tanrı'dır. Yeşaya'ya dönelim. Yeşaya 12:2. Tanrı kurtuluşumuzdur. Şeytan gelip sizi tehdit ettiğinde ona böyle diyeceksiniz. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi. O halde Rab'be kurtuluşum olarak güvenebilirim. Asla korkmama gerek yok. Kimden korkacağım ki? Hangi nedenden dolayı yılmama gerek var? Neden şeytanın söylediklerini dinleyeyim ki? Şeytan şöyle der. Görmüyor musun? Bu sorun senin boyunu aşar. Kardeşler, siz sadece Rab Tanrı'ya güvenin. Çünkü yerler ve gökler bile bir gün ortadan kalkacaktır. Ama İsa Mesih'in sözleri asla ortadan kalkmayacak sevgili dostlarım. O hep kalacak. Kardeşler, şimdi sizlerden benimle birlikte aynı bölümün 3. ayetinde Yeşaya'nın kullandığı çok önemli ifadeyi okumanızı istiyorum. Yeşaya 12:3. Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız. Rabbin sözünden aldığınız her bir vaat, kurtuluş pınarlarından almış olduğunuz su gibidir. Rabbin kutsal kitapta ifade ettiği ve kutsal ruhun yüreğinizde uyandırdığı her bir vaat, içinden geçip size ait olanı almanız için önünüzde açılan kocaman bir kapıdır. O pınardan sevinçle su alacaksınız. Yani size ruhsal bilgiler açıklanacak ve ihtiyacınız olan ruhsal güç size verilecek. Rabbin sevinci olmadan bunu yapamayız. Eğer karalar bağlamış bir ruh halindeyseniz, üzüntü içindeyseniz, korkunç bir bunalım içindeyseniz, ne yapacağınızı düşünüp duruyorsanız, sıkıntınız devam edecektir. O halde ne yapmanız gerekiyor sevgili dostlarım? Rabbin size yapmanızı söylediği şey. Sevinçle kurtuluş pınarlarından su çekin. Peki bu sevinç tam olarak nasıl bir şey Doktor Suarez? Bana komik hikayeler anlatması için bir komedyen mi buluyor? Buna benzer şeyler mi yapıyor? Hayır, böyle bir şey yapman gerekmiyor. Sadece Rabbin yüzünü ara. İsa Mesih Yuhanna 16. ayet 2'de şöyle demişti. Lütfen benimle birlikte Yuhanna
16. bölüm ayet 22'ye açın. Bu bölümün ilk bölümünü atlayacağız çünkü bugünkü konumuzla ilgili değil. Bu ayeti muhtemelen ezbere biliyorsunuz ama şu anda okumayı çok istiyorum. Yuhanna 16. bölüm 22. ayet. Bunun gibi siz de şimdi kederleniyorsunuz ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. Rabbi gerçekten arayın. Rabbin mesajını duymak ve dinlemek isteyin. Rabbin mesajını duymak için toplantıya gitmeyi en az istediğiniz gün, en çok ihtiyacınız olan gündür. Dikkatli olun çünkü şeytan bereketinizin size yaklaştığını bilir ve geri adım attırmaya çalışır. Rabbin sizden yapmanızı istediği bir şeyi yapmamanızı söylediğinde onu dinlemeyip yapmanız gerekir. O her zaman Rabbin huzurunu terk etmenizi ister ve sizi oradan uzaklaştırmaya çalışır. Kutsal kitabı okumaya ve toplantılara gelmeye başladığınızda Rabbin mesajı yüreğinizde konuşmaya başlar. Yüreğiniz bu programı izlerken sevinçle dolmaya başlar. Bu sevinçtir kardeşler. Bu kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız ifadesindeki sevinçtir. Bu sevinç asla sizden alınmayacak bir sevinçtir. İsa'nın söylediğine göre bu sevinci kaybetmeniz için gerçekten akılsızca davranmanız gerekir. Yuhanna 16:22-23. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. 23. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz size verecektir. Rabbin sevincini hissettiğiniz zaman baba çok teşekkür ederim deyin. Şimdi bereketimi almak istiyorum. Bana ait olanı almak istiyorum. Göksel şifamı almak istiyorum. Çünkü sen bana İsa Mesih'in yaralarıyla zaten şifa bulduğumu öğrettin. Şimdi bana verdiğin bu şifayı almak istiyorum. Çünkü Rab Tanrım her ihtiyacımı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Filipililer 4:19'da böyle söyler. Bu problemin üstesinden geleceğim çünkü her şeyi beni güçlendirenin adında başarabilirim. O zaman şu anda büyük bir sevinçle kurtuluş pınarlarından su alacağım. İhtiyacımız olan gücü ve esenliği bu ruhsal suda bulacağız. Bu Rabbin kendi gücüdür. Sizi güçlendirecek ve Rabbin kullandığı bir uzuv haline getirecektir. Bu süreç kurtuluşumuzla başlar. Rab Tanrı gücüm ve ezgimdir. Bu neden mi böyledir? Çünkü O beni kurtarmıştır. Eğer henüz kurtarılmamışsam o zaman bu hakka sahip olamam. Bu yabancı bir ülkede bulunmak gibidir. O ülkedeki tüm haklardan faydalanmam için vatandaşı olmam gerekir. O halde dar olan geçitten geçmemiz ve Rabbin çocukları olmamız gerekir. Oradan bir kez geçtiğimizde Rab Tanrı gücümüz olur. Olacak değil, o andan itibaren olur. Rab ezgimizdir. Rab hayattaki zaferimizdir. İsa Mesih'in adında zafere ulaştığımızı ilan edebiliriz şimdi sevgili dostlarım. Eğer biz de onunla birlikte olursak, İsa Mesih'le birlikte olursak, bu pınarlardan suyumuzu içeriz ve bütün bereketimizi alırız sevgili dostlar. Evet, o halde dar olan o geçitten geçmemiz ve Rabbin çocukları olmamız gerekmektedir sevgili dostlarım. Rab hayattaki zaferimizdir. Amin. Şimdi sizin için dua etmeme izin verin. Sevgili Baba sana çok teşekkür ediyoruz. Rab bizi sevindiren sözün için teşekkür ediyoruz. Topluluğumuzun sevinçle dolduğunu görüyorum. Baba bu sevinçle kurtuluş pınarlarından su alıyorlar. Yüreklerine söylediğin sözleri içiyorlar. Onlara gösterdiğin vaatleri sahipleniyorlar. O vaatler sayesinde evlerindeki, iş yerlerindeki problemler çözülecek. Sağlık sorunları çözülecek. Sevgili Rab Tanrım. Henüz kurtulmamış olanlar için konuşuyorum şimdi. Eğer hala kurtulmadıysanız şu anda İsa Mesih'i kabul edebilirsiniz ve bunu yapmalısınız. Şöyle deyin, İsa Mesih seni Rab ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Rab hayatıma gel. Bunu dediğiniz takdirde bağışlanacak, değiştirilecek ve aklanacaksınız. Hayatınız baştan aşağı değişimden geçecek. Sevgili kardeşler, bu an işte tam olarak sizin anınız. İsa Mesih adında Rab'be ait olduğunuzu söylediğiniz halde burada hayatınızdaki sorunlar nedeniyle üzgün ve mahvolmuş gibi hissetmeniz anlamsızdır. Kardeşler, şu an size verilen vaatlere sahip çıkma zamanıdır. Sözde gerçek bir duruş alma zamanıdır. Şeytanı ait olduğu yere ayaklarınızın altına gönderme zamanıdır. Rab böylece sizi zafere ulaştıracaktır. İsa Mesih'in adında. Şimdi lütfen soru cevap bölümüne geçelim. Doktor Suarez, alaycıların arasında oturmak ne demektir? Alaycı insanlarla vakit geçirmek demektir. Kutsal kitap bunu yapmamanızı söyler. Yani onlarla vakit geçirmeyin. Çünkü onlar sizi de zehirler ve böylece Rab korkunuzu kaybedersiniz. Bu tür insanlar her zaman her şeyle alay ederler. Rab'le, Rabbin sözüyle, Rabbin yollarını izleyenlerle alay ederler. İkinci soruya geçelim lütfen. Doktor Suarez, yeni antlaşmada Apollos diye birinden söz ediyor. Kimdir o? Apollos, elçi Pavlus'un zamanında yaşamış vaizlerden biriydi. Elçilerin işleri 19'da Pavlus'la birlikte Korint'te olduğu görülür. Pavlus birçok bölgenin ardından Efes'e gelmişti. Apollos da oralarda Rab'be hizmet eden bir adamdı. Şimdi yüreğinizi açın bölümüne geçelim.
Doktor Suarez, ben inanlıyım ve biliyorum ki Rab çocuklarının bolluk ve refah içinde yaşamalarını ister. Ama benim hayatımda bu gerçekleşmiyor. Kocamdan boşandım ve ondan ekonomik bir destek almıyorum. Oğlumun domates tarlası var ama ortağı onu dolandırıyor. Kârı adil olarak paylaşmıyor. Bu benim ve oğlum için çok zor bir durum. Doktor Suarez, Rab neden böyle şeyler yaşamamıza izin veriyor? Nasıl bilgece hareket edeceğimi bilmiyorum ama oğluma yardım etmek için öğrenmek zorundayım. Lütfen rehberlik edin. Rab'bi aramalısın kardeşim. Rab'bi aramalı ve hayatında bir boşluk var mı bakmalısın. Şeytanın içeri girebileceği ve hayatını etkileyebileceği hangi boşluklar var görmelisin. Rab kutsal yazılar aracılığıyla sana bunu gösterir. Bugün burada konuştuğum konudaki gibi kardeşim. Eğer Rab Tanrı senin gücünse, eğer o senin ezginse asla böyle sorunlarla karşılaşmaz ve hayatındaki tüm sorunlarına çözüm bulursun. Şimdi lütfen ayağa kalkalım ve bugünkü programımızı kapatalım. Kardeşler, Rab bugün burada harikalar yarattı. Rab yüreğinize etkili bir biçimde konuştu. Sevgili baba, her şeye gücün yeten Rab, şimdi senin huzurunda duruyor ve tüm bu hayatları bereketlemeni istiyoruz. Tüm bu hayatların üzerinde şeytanın sahip olduğu gücü kır. Onları özgür bırak sevgili Rab. Baskı altında olan her bir insanı özgür bırak. Sıkıntı içinde olan, yılmış, çaresiz hisseden ve güçlü elinin tek bir dokunuşuna ihtiyaç duyan bu insanları kurtar. Rab, şimdi imanımı bu insanların her birinin imanıyla birleştiriyorum. Baba, şimdi bana verdiğin ruhsal yetkiyi kullanacağım. Bu yetkiyi müjdenin bir hizmetkarı olarak ve bu insanlara iyilik yapma amacıyla kullanıyorum. Kardeşler, şimdi İsa Mesih'in adında sizlerle birlikteyim. Benimle birlikte inanın. Hayatınızın üzerindeki şeytanın ve onun şeytani lanetinin gücünü kırıyorum. Onlara sizi tamamen serbest bırakmalarını emrediyorum. Şeytana evlerinizi terk etmesini emrediyorum. Ev halkınızı, eşinizi, çocuklarınızı, ekonomik yaşamınızı terk etmesini emrediyorum. Şeytana sesleniyorum şimdi. Şeytan, bu hayatları terk et ve geri dönme. Bir daha bu insanların hayatlarına gelme. Bu insanları rahat bırak İsa Mesih'in adında. 6 yıldır bel fıtığım vardı. Daha önceden yapamadığın şeyleri yapabiliyor evet, musun? Evet, tamamen iyileştim. İyi hissediyor musun? Hareketleri tekrar yapabiliyorum. Amin. Ayağımda uzunca bir süredir ağrım vardı. Sanki ayağım kırılmış gibiydi. Ama artık ortadan kayboldu. Artık özgür müsün? Evet, özgürüm. Amin. Rab bugün beni İsa Mesih'in adına tansiyonumdan Amin. Kurtardı. Baş ağrın vardı, geçti öyle mi? Evet, baş ağrım vardı Amin. Ve geçti. Benim midemde sorun vardı. Şimdi geçti Dua mi? Dua etmeye başladığınızda karnımın içinde bir şeylerin hareket ettiğini hissettim ve şimdi daha iyiyim. Çok daha iyi. Amin, şükürler olsun. Belimde çok güçlü bir ağrı vardı. Ayağa bile kalkamıyordum. Peki şimdi? Buraya geldiğimde çok ağrıyordu ama Rabbe şükürler olsun çok iyiyim. Amin. Şükürler Amin. Olsun. Kemiklerimde bozukluk vardı ama şimdi iyileştim. Tüm bu ağrılarla nasıl yürüyordun? Her gün ilaç mı alıyordun? Her gün ilaç alıyordum. Peki daha öncesinde nasıl yürüyordun? Çok zorlanıyordum. Bize bir göstersene. İşte şöyle. Bu kadar yavaş mı? Evet yavaş. Evet kardeşim. Şimdi tamamen normal yürüdüğünü göster bize. Yürü hadi yürü. Evet yürü. Devam et. İşte bu. Şükürler olsun. Eğilmemi gerektiren hiçbir işi yapamıyordum. Şimdi İsa Mesih'in adında eğil. İşte bu kadar. Sorunun gitti. Bende bel fıtığı ve omurga eğriliği vardı. Eğilemiyordum. Şöyle bile yapamıyordum. Bakın. İşte yapabiliyorsun. Ama şimdi yapıyorum. Devam et. Devam evet. et hadi. Devam et. Rabbe şükürler olsun. Evet gördünüz mü? 20 yıldır belimde sorun vardı. Kemiklerimde şekil bozukluğu vardı. Şöyle bile yapamıyordum. Yap bakalım. Oo Tanrım şuna bak. 18 yıldır belimde ağrı vardı. Peki şimdi vardı. Nasıl? Bakın şimdi nasıl yapabiliyorum. Hiçbir şey kalmadı. Rabbe şükürler olsun. Há 40 anos. Mucizelere inanır mısınız? Gelin mucizeleri görün. Tam 40 yıldır Brezilya'da mucizeler oluyor. Mesela bu gördüğünüz bebek. Doğuştan ayağı sakat. Ama edilen tek bir duayla ayağı düzeliyor. Mucizeler tam 40 senedir oluyor. Brezilya'da yüz binlerce kişi toplanıyor ve mucizelerle şifa buluyor. Hem de milyonlar buna şahit oluyor. Körlerin gözleri açılıyor. Sağırlar duymaya başlıyor. Sakatlar yürüyor. Bu teyze 15 senedir sağır. Ama edilen tek bir duayla duymaya başlıyor. Sokaklarda yaşayan, evsiz olan bu teyze için dua etmeye başlıyorlar. Ve kısa süre sonra bu kadın ev sahibi oluyor.
Mesela Yasmin. Yasmin doğuştan ayakları sakat olarak doğuyor. Omuriliği normal değil. Doktorlar 3 kere ameliyat yapıyorlar ama ne omuriliğini ne ayaklarını düzeltebiliyorlar. Yasmin geceleri kiremitten yapılan yatakta yatıyor çünkü omuriliğindeki bozukluk nedeniyle acı içindeyken normal yatakta yatamıyor. Yasmin hayatı boyunca yürüyemiyor. Ayakta bile duramıyor. Ta ki Doktor Suarez'le karşılaşana kadar. Doktor Suarez ettiği tek bir duayla, Rabbin gücüyle, iman gücüyle, mucizeyle bu kız koşmaya başlıyor. Hem de on binlerin gözü önünde, televizyon kameralarının gözü önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin, mucizenizi alın.